Türkiye Sebzeciler, Meyveciler, Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, çarşamba pazarı esnafına destek için Çorum'a geldi. Çarşamba pazarının eski yerinde pazarcı esnafı tarafından "Tarihi çarşamba pazarımızın kalkmasını istemiyoruz" pankartıyla karşılanan Karaca'ya, ÇESOP Başkanı Yalçın Kılıç, Başkan Vekili Recep Gür, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kahveciler Odası Başkanı Nesime Özkubat, Kalaycılar Odası Başkanı Sedat Ek de eşlik etti. Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, kendilerine destek için Çorum'a gelen Federasyon Başkanı Karaca ve diğer oda başkanlarına teşekkür etti. Bundan dolayı fedakarlık yaparak esnaf için, pazarcısı için Çorum'a gelen Türkiye Sebzeciler Federasyon Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Birlik başkanıma, oda başkanlarıma ve bütün pazarcı kardeşlerime davasında ve ekmeğinin peşinde olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. ÇESOP Başkanı Yalçın Kılıç da "Hepimiz ekmeğimizin derdindeyiz. Çorum'un gelişimi, Türkiye'mizin gelişimi bu tür sıkıntıları doğurabiliyor. Bizler belediye başkanımızla görüştük. Çarşamba pazarının farklı yere taşınması için girişimler yaptık. Kapalı bir pazar yerini sözünü aldık. Geçici olarak da bir yer verildi" diye konuştu. Bizler belediye başkanımızla görüştük. Sizlerle toplantı yaptınız, oraya da geldim. Çarşamba pazarı artık yerinin farklı yere taşınması için girişimler yaptım. Ben hiçbir zaman yalan konuşmam. Şimdi ikinci bir yer için bize bu ayki encümende veyahut da öbür ayki encümende projesini çizip bize kapalı bir yer yapacağını sözünü aldık. Geçici olarak da ileride bir yerde düzelttirdik. Şu anda orayı verdi ama federasyon başkanımız geldi. Belediye başkanımıza gider, görüşürüz. Sizlerle nasıl bir çözüm getiririz, onu konuşmaya gideriz. Ama şurada benim bir şey söyleme şansım yok. Şansım yok derken durum nedir? Nasıldır? Federasyon başkanımız burada, sayın başkanımızla, belediye başkanımızla, belediye başkan yardımcılarımızla gideriz. Neticeyi öğreniriz. Ama burada farklı bir şeyler konuşursak bu sefer bizim olacak işimiz de olmaz. Dikleşmeye, bugün polisimize karşı gelmeye, yok benim şuna karşı gelmeye ne bizim selahiyetimiz yeter. Çünkü bu memleketin polisi de bizleriz, jandarması da bizleriz, emniyeti de bizleriz. Bir esnaf da çarşamba pazarının gelenek olduğunu belirterek çarşamba pazarının Çorum'da kalmasını talep ederek bir şiir okudu. AVM mi pazarı içine aldı? Bu sorulara kimse cevap vermiyor. Soruyorum sizlere, bizlere neden pazar yeri gösterilmiyor? Nerede kaldı katılımcı belediyecilik? Hani nerede diyalog, hoşgörü, adalet? Verilen sözler neredeler? Biz buradayız başkanım. Çarşamba pazarımız nerede? Köylünün katı baklacında mı kalsın? Orta gelirli soğanını AVM'den mi alsın? Mültecilerimiz, sığınmacılarımız nereden faydalansın? Çarşamba pazarımız geleneğimizdir. Çarşamba pazarımız birlik, beraberliktir, dirliktir. Bırakın çarşamba pazarımız Çorum'da kalsın. Herkes alacağını buradan alsın. Mutlu, mesut, yarınlara varsın. Teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanı Ali Karaca da belediyenin yönetmenliğe aykırı davrandığını ileri sürdü. Şu anki hükümetin çıkardığı yönetmenliğe aykırı davranılmasının doğru olmadığını söyleyen Karaca, "Kanun açık. Mevcut pazar yeri yıkılmadan önce alternatifi yapmak zorunda. Alternatifi yapacak, ondan sonra pazar yerini kaldıracak. Yeni pazar yerinde de öncelikle eski pazardaki yer sahiplerine verilmelidir. Kimseyle çatışma haline girmeyeceğiz. Ama hakkımızı da arayacağız. Kimseye de hakkımızı yedirmeyiz" dedi. Belediye başkanımızın pazarcı esnafına bu mağduriyeti vermesi doğru bir şey değil. Çünkü kanun açık. Mevcut pazar yerini yıkmadan önce alternatifini yapmak zorunda. Alternatifini yapacak ve pazar yeri oraya taşınırken eski pazar yerinde kimler hak sahibiyse öncelik onların olur. Yer artarsa belediye diğer kişilere kura çekilişe yer verir. Fakat şunu açık ve net söyleyeyim. Bakın ben de 15 Temmuz'da darbe girişiminde Polatlı'da füze rampalarının tankların üzerine çıkan bir kardeşinizim. Benim oğlum da 15 Temmuz gazisi.
Ve size inan ki şunu söylüyorum. Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Birlik ve beraberliğimizin özellikle böyle bir günde gerektiği bir dönemde kesinlikle her ne kadar haksızlık olursa olsun hiçbir çatışma ve ayrışma içine girmeyeceğiz. Ama hakkımızı da arayacağız. Evet. Kimseye de hakkımızı yedirmeyeceğiz. Evet.